Derhal beklemeden seçimli olağanüstü kısır çekişmeler yapanın partide yeri yoktur. CHP'de referandum sonrası başlayan tartışmalar giderek kızışıyor. Muharrem İnce resmen sahaya indi. Seçimli kurultay istedi ama aday olup olmayacağını açıklık getirmedi. Toplayın olağanüstü kurultayı, bu işi bitirelim. Cumhuriyet Halk Partisi tehditle, öfkeyle, sopa sallayarak yönetilemez. Dedikodu partisi diye bir parti kurabilirler. 13 milletvekilini yanına aldı, kameraların karşısına çıktı İnce. Dün İstanbul'da bir aradaydı üç isim. Kılıçdaroğlu, Baykal ve İnce. O cenaze töreni sonrası Yalova'ya aynı araçla gitti Baykal ve İnce. Bir ittifak mı soruları gündeme geldi. Tabii ki Yalova'ya birlikte gittik. Buradan bir siyasi anlam çıkar mı bilmiyorum. İnce birlikte değerlendirme yaptık dedi, detaya girmedi. Ama iddialara göre Baykal'ın yol haritasını benimseme kararı alındı. Hatta İnce'nin bu kurultay Cumhurbaşkanlığı kurultayı olmalı sözleri Baykal'la paralellik yorumlarına neden oldu. Eğer yok ben aday değilim bir karar alırsa o zaman bir an önce adayımızı belirlememiz lazım. Bu olağanüstü kurultayımız Cumhurbaşkanlığı kurultayı olarak anılacaktır. Bir partinin genel başkanı, cumhurbaşkanı adayı olmamalı. Ben aday değilim ama adayı ben belirlerim. Benimle seçim kazanılmaz demektir. İnce'ye Kılıçdaroğlu'nun sözleri hatırlatıldı kendisiyle ilgili. Yine Baykal'lı örnek vermesi dikkatlerden kaçmadı. Ama ben onu sonra elini kaldırıp tekrar milletvekili adayı yaptım dedi. Yani lütuftan bulunmuş. Biz Sayın Baykal'a 2005'te çekilmelisin, yanlış yapıyorsun dediğimizde Sayın Baykal bizi 2007'de tekrar milletvekili yaptı. Listeye koydu. Merkez yoklamasıyla. Hiçbir zaman bunu bizim gözümüze sokmadı. Kılıçdaroğlu ve A takımına Fikri Sağlar'ın sert eleştirileri sonrası disiplin soruşturması talebi gündeme geldi. İnce için de benzer adım atılır mı merakı var. Kulislere göre Baykal ve İnce PM'de Sağlar'dan yana tavır alınması için çalışacaklar. Disiplinlik bir iş yaptığımı düşünmüyorum. İşte tüm bu peş peşe yapılan açıklamalar gösterdi ki CHP'de kurultay kazanı çok uzun bir süre kaynayacak. Tartışmalar kolay kolay bitmeyecek.